İktidar bunlara düşman. Cumhuriyete düşman. Ulus kimliğe düşman. Çünkü ben öyle onlar gibi cemaat okullarında okumadım. Yani biz onların dedelerini bilmiyoruz ama benim dedem kuvvacı. Belki de benim dedeme karşı onlar savaşıyordu, bilmiyorum ben. Ama acılı ama acısız bu iktidar halkın iradesi bu yönde tecelli ettiğinde gidecektir. Bundan asla şüpheniz olmasın. Yüz karası. Bir de ahlaki değerleri de yok. 61 yaşındasın. 17 yaşındaki bir kızla 5. evliliğini yapıyorsun. Bu iktidar çok sahip çıkıyor. Vahdettin su katılmamış bir haindir. Türkiye acınacak durumda. Ve Cumhuriyet tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyoruz, biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyoruz. Şimdi bugün her konuda ülkemiz karaya oturmuş durumda. Cumhuriyet bir çağdaşlaşma, uygarlaşma projesi. Her şeye rağmen Cumhuriyet projesi çok başarılı, biliyor musunuz? Cumhuriyet aydınlanmanın bir sonucu. Hemen yanı başımızdaki coğrafyada bu 500 yılda gerçekleşti. Oluk oluk kanlar döküldü. Türkiye'de bu 15 yılda yapıldı. Tabii ki bu projeden zaman içinde geriye dönüşler, inkıtalar, gecikmeler, ihanetler oldu. Ama buna rağmen bu proje çok başarılı. Geçen de Sayın Erdoğan 5. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Güvenlik Vakfı üyelerine konuşuyor. TÜGVA değil mi bunun adı? Şöyle demiş, benim karşımda muhafazakar devrimciler oturuyor. Şimdi bir insan, bir toplum hem muhafazakar hem devrimci olabilir mi? Bir kere muhafazakarlık kelimenin anlamıyla günceli korumak demek, muhafaza etmek demek. Politik ve felsefi anlamı da üç aşağı beş yukarı böyle. Devrimcilik ne demek? Mevcudu yıkmak, yenisini, daha ilerici olanı kurmak demek. Yani bir toplum, bir insan hani beyin bölünmesi olsa bile hem muhafazakar hem devrimci olamıyor. Peki bugünkü iktidar muhafazakardır denebilir mi? Hayır, yine denmez. Çünkü muhafazakar mevcudu korumak. Nedir mevcut? Cumhuriyettir. Kurucu ideolojidir. Ulus kimliğidir. Ulus devlet yapılanmasıdır. Çağdaşlıktır. Ve kadın erkek eşitliğidir. İktidar bunlara düşman. Cumhuriyete düşman. Ulus kimliğe düşman. Peki ulus kimliği yerine hangi kimliği inşa etmeye çalışıyor? Ümmet kimliğini. Ümmet kimliği çağ dışı bir kimlik, biliyor musunuz? Ümmet kimliği bu dünyanın kimliği değil. Bunlar insanlığın çocukluk dönemi kafa yapısının ürettikleri. Ne demek bu? İktidar gerici. Bakın muhafazakar değil, gerici. Çünkü yerine koymak istedikleri, yerine ikame etmek istedikleri kadın erkek eşitliğine düşman olduğunu biliyoruz değil mi? Hatta daha geçen de mecliste miydi, parti grubunda mıydı? Kadının kariyerinin çocuk doğurmak. Şimdi evet, orta çağda böyleydi. Kadın demek erkeğe hizmet eden, çocuk doğuran, hizmetçilik yapan, çocuk bakıcılığı yapan, aşçılık yapan, bu üçgenin, dörtgenin, beşgenin nasıl adlandırırsınız adlandırın, içine tıkılırdı. Çağdaşlaşma ile birlikte, aydınlanma ile birlikte kadının rolü değişti, kadın eşit duruma geldi. Hani ben gerici derken bir suçlama anlamında söylemiyorum. Geçmişin aklını günümüze uygulamaya çalışan
geçmişin aklıyla günümüzün sorunlarını çözmeye çalışan zihniyetten bahsediyorum. Tek adam yönetimi, yani monarşi, dinsel kimlikler, işte bu dinsel kimlik Musevi kimliği olabilir, İsevi kimliği olabilir ve de bizim ülkemizde çokça iktidarını dinlendirmeye çalıştığı bu dinsel ümmet kimliği, bunlar orta çağın, hani demin anlatmaya çalıştım ya sizin, çocukluk dönemi aklının ürettikleri kimlikler. Monarşi de öyle. Yani orta çağda tek adam yönetimi, monarşiler, işte onun arkasında toprağın üzerinden çalışanların sömürüldüğü feodalizm, hani şöyle diyebilirler, Osmanlı'da feodalizm yoktu diye. Evet, Avrupa'daki anlamıyla feodalizm yoktu ama toprak üzerinden çalışanların, köylünün sömürüldüğü bir düzen vardı. Şimdi iktidar bu çağdaş kavramların yerine neyi inşa etmeye çalışıyor? İnsanlığın çocukluk dönemi, belki de bebeklik dönemi. Çünkü düşünsel evrimde işte ne bileyim insanlık yaklaşık 5 milyon yıllık bir yaşımız var bizim canlılar kategorisinde. 5 milyon yıldır insan olarak varız biz. Ama bu süre içinde hem biyolojik evrim yaptık. Nereden mi biliyoruz? Bunun belgeleri var. Kalıntıları var. Yani insan 5 milyon yıl önce yaklaşık 450 santimetre küplük bir beyinle bu işe yola çıktı. Kafayla yola çıktı. Bugün 1450. Bu evrimi tamamlamak için kadının leğen kemiği de büyüdü. Daha çok değişiklikler yaşadı insan. Çünkü biz yine biliyoruz ki evrenin tek bir kuralı var. İkinci bir kuralı yok. Değişim ve dönüşüm. Bunun dışında hiç kimse yok. Canlılar ve cansızlar. Kant şöyle diyor. Aydınlanma için insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulmasından bahsediyor. Hatta buna Jean-Jacques Rousseau insanlığın çocukluktan çıkışı olarak ifade ediyor. Cumhuriyet bu, biliyor musunuz? Cumhuriyet bu toplumu ergin hale getirme projesi. Bir aydınlanma projesi, bir çağdaşlaşma projesi. Şimdi bugün her konuda ülkemiz karaya oturmuş durumda. Ekonomi iflas etmiş durumda. Bütün dünyada yalnızlaşmış ve itibarsızlaştırmış olmuş durumdayız. Ben yurt dışıyla devamlı bağlantısı olan, gidip gelen, hatta Cumhuriyet Bayramı törenlerine Londra'da, sonra Norveç'te katılacağım. Orada da konuşmalar yapacağım. Yurt dışından Türkiye'ye bakıldığı zaman Türkiye acınacak durumda. Ve Cumhuriyet tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyoruz, biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyoruz. Sebep, Cumhuriyet'e, kurucu ideolojiye, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya, kadın erkek eşitliğine karşı bir zihniyet var. Yani geçmişin aklını temsil ediyor. Geçmişin verileriyle, geçmişin somut değerleriyle güncelin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Şimdi Atatürk 28 akşamı diyor ki arkadaşlar yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. O masada bile şaşıranlar var. Cumhuriyet felsefesini anlamamış insanlar var o masada bile. Bugün o masanın bile çok çok ötesinde bir dünya görüşü Türkiye'yi yönettiği için bu durumdayız. Peki Atatürk o gece masada mı karar verdi buna? Hayır, öyle değil, biliyor musunuz? Atatürk'ün her hareketi, her girişimi, her faaliyeti Cumhuriyet'e bir gidişti, aydınlanmaya bir gidişti. Bakın sonunda iyi kötü askersin, iyi kötü bir yetkiyle Samsun'a çıkıyorsun, değil mi? O ne yapıyor?
halkı kazanmaya çalışıyor. Ve mücadelesini halka dayandırmaya çalışıyor. Ortak aklı kullanmaya çalışıyor. Bunlar esasında bu aydınlanma ile hemen yanı başımızdaki Avrupa coğrafyasında ortaya çıkmıştı. Çünkü aydınlanma ile birlikte monarşiler çöktü. Tek adam yönetimleri çöktü. Feodalizm yıkıldı. Ve onun arkasındaki teokrasi, hatta Atatürk ne diyor? Biz diyor ilhamımızı gökten gayipten değil diyor, yaşamın içinden alıyoruz diyor. Arkasından Amasya Tamimi, hani bu sözleri ne bileyim ilkokuldan beri hep duymuşuzdur ama hani bir sözleri duymak yeterli değil, onu sorgulayabilmek, içselleştirebilmek, hangi koşullarda o sözlerle ne demek istediği önemli. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarır. Bu coğrafyada devrim niteliğinde bir söz bu. Yani millet ne demek ya? Halife varken, yukarıda her şeye kadir Allah varken, millet lafı hiç edilmemişken millet diyor. Yani evet bir sorunumuz var diyor. Bu sorunun üstesinden biz geleceğiz diyor. Ve işte Erzurum, Sivas, Ankara gibi bir kongreler toplamaya çalışıyor. Halkı ikna etmeye çalışıyor. Kolay değil bu iş. Yaklaşık 11 ay 20 gün Ankara 23 Nisan 1920 meclisi açıyor. O hamle bile önemli. 11 Nisan'da Meclis-i Mebusan kapanıyor. Kapatıyor Vahdettin. Niçin kapatıyor? Çünkü işte mütareke belli. Arkasından barış görüşmeleri, sevr dayatması gelecek. O meclisten onu geçiremez Vahdettin. Niye? O mecliste ağırlık ittihatçı ve asker. O meclis, hatta biliyorsunuz Misak-ı Milli'de o meclis yapıyor. O meclisten Vahdettin onu geçiremez. Onun için meclis engelini ortadan kaldırabilmek için meclisi kapatıyor. 11 Nisan, 23 Nisan'da burada Atatürk çok güzel hamleyle hemen meclisi kurmaya çalışıyor. Hatta ileriki safhalarda ne diyor biliyor musunuz? Sevir onaylayanı asarım diyor. Meclisten çıkarıyor bu kararı. Şimdi yine Vahdettin nedir ne değildir. Bu iktidar çok sahip çıkıyor. Vahdettin su katılmamış bir haindir. Şimdi Atatürk zaten nutukta bunu hain diyor. Şimdi siz eğer Vahdettin hain değil kahraman diyorsanız siz Atatürk'e karşısınız. Ve Atatürk'ün mücadelesinin de karşısındasınız demektir. Bunu bir tarafa koyuyorum. Bir de madem biz bilim egemen kafalı insanız, Atatürk bile söylese biz o sözü sorgulayabiliriz. Bakın Atatürk'ün söylemiş olması onu sorgulamadan kabul etmemizi gerektirmez. Şimdi bir sorgulayalım bakalım. Gerçekten Vahdettin, çünkü sonunda subjektif bir mücadele var. Atatürk öyle değerlendirmiş olabilir. Gerçekten Vahdettin kahraman mıydı? Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Bütün monarşileri deviriyorlar. Wilhelm nerede? Avusturya, Macaristan. Bir tek kime dokunmuyorlar? Osmanlı'ya dokunmuyorlar. Çünkü Osmanlı işbirlikçi. Bakınız. Wilhelm'i götürüyorlar ama Vahdettin'i götürmüyorlar. Niçin? Çünkü Vahdettin ve sarayını kurtarmak, saltanatı kurtarmak adına her şeye razı. O sevr haritasına bile razı. Peki Atatürk'ü niçin Anadolu'ya gönderiyorlar? İşte Samsun'dan kötü haberler geliyor. İngilizler diyor ki bu pisliği temizleyin. Hatta bir anlamda çoban ateşleri var Anadolu'da ama koordineli değil. Bölük pörçük. Hepsini söndürmek mümkün. Atatürk çoban ateşini söndürülmesi için gidiyor. Hani bazen diyorlar ki Vahdettin Atatürk'e dedi ki devleti paşa sen kurtarabilirsin. O devlet hangi devlet biliyor musunuz? Kendisi.
Osmanlı padişahlarına devletlüm denir. Kendisini kurtarmak için oraya gönderiyor. Yani oradaki isyanı bastırılsın, özellikle azınlıklara karşı yapılan enayiliklerin önü kesilsin ve İngilizler tatmin edilsin diye gönderiliyor. Ama tabii ki kafasında başka bir proje var Atatürk'ün. Kafasındaki projenin neşet ettiği ve emareleri gözükünce görevden alma. Arkasından da biliyorsunuz idam fermanı gönderiyorlar. Peki şimdi bir kendimizi padişahın yerine koyalım. Biz vahdettiniz. Atatürk'e dedik ki sen vatanı kurtar. Al bu paralar da sana vatanı kurtarmak için. Gitti. Bize isyan etti. Evet, vatanı da iyi kötü kurtardı. Biz de zaten yurt dışına kaçtık. San Remo'da değil mi? Orada yaşıyordu en son. Atatürk nutukta diyor ki sen hainsin diyor. Niye cevap vermiyor? Mesela ben Vahdettin olsam derim ki paşa yalan söylüyor. Ben onu vatanı kurtarması için göndermiştim. O ise bize karşı hakikatsizlik yaptı, ihanet yaptı. Yalan açıklama yapıyor derdim. Dedi mi öyle bir şey? Demedi biliyor musun? Diyecek durumu yok ki, yüzü yok ki. İhanetçi. Napolyon Moskova'ya giriyor. Çarlık Rusyası, Çar sarayı terk ediyor biliyor musunuz? Kaçıyor. Niçin? Direnmek için kaçıyor. Teslim olmuyor. Sen niye oradasın? He? Niye kaçmıyorsun Anadolu'ya direnmek için? Yüz karası. Bir de ahlaki değerleri de yok. Niçin ahlaki değerleri yok? Sen 61 yaşındasın. 17 yaşındaki bir kızla 5. evliliğini yapıyorsun. Ya işte hepimiz insanız değil mi? Cinsellik aynı zamanda insanlar için de geçerli. İnsan stres yaşarken, etrafında kan dökülürken, vatan evlatları giderken, aklınıza cinsellik, testosteron hormonu bile, çünkü insan bir anlamda kimyadır biliyor musunuz? Kimyadır. Cinsellik dediğiniz erkek için testosteron hormonu demektir. Hormon bile down yapar biliyor musunuz? İnişe geçer. Demek ki Sakarya Savaşı devam ederken sende testosteron hormonu tavan yapıyor ki evlilik peşinde koşuyorsun ve ne yapıyorsun orada? Düğün yapıyorsun ya. Onun için Vahdettin haindir. Ahlaki değerleri yoktur. Eğer birisi size hani bu biraz önce ifade ettiğim gibi Atatürk söylediği için söylemiyorum ben bunu. Atatürk'ün söylediği ayrı bir konu. Birisi bunu savunuyorsa benim için Atatürk Vahdettin'i nasıl adlandırdıysa, nasıl nitelendirdiyse yeri budur. Niçin bunu yapıyorlar? Bugün işte ne dedim? Muhafazakar bile değil. Çünkü muhafazakar olsa cumhuriyete sahip çıkar. Gerici. Nereye sahip çıkmaya çalışıyor? Yeni Osmanlı. Ya o kadar aşağılık bir şey ki. Niçin sizin soyadınız veya devletin başındaki saltanatın soyadı benim ulus kimliğimin adı olsun ki? Ha? Niçin ben Osmanlı olayım ki? Ha? Bazen arabalara koyuyorlar öyle. Bir gün dedim ki ya Allah aşkına o imza kimin? Bakıyor suratıma. Kardeşim bir tane padişah yok ya, bir sürü padişah var. Kimin mesela? Deli İbrahim'in imzası mı o? Nisip Savaşı'nda biliyorsunuz Osmanlı yenildi. Rusların ve İngilizlerin yardımı olmasaydı Kavalalı'nın güçleri İstanbul'a yürür, saltanatı devirirlerdi. İngilizler ve Ruslar bunu engelledi. Niçin? Çünkü daha taze bir güç tarafından Osmanlı'nın yönetilmesi işlerine gelmezdi. Peki saltanatı devirseydi Kavalalı güçleri Osmanlı olarak kalmayacaktık değil mi?
belki de devletin adı, belki de Kavalalı Devleti veya İmparatorluğu olacaktı. Şimdi siz ne diyecektiniz? Biz Kavalalı'nın çocukları mı izleyecek, torunları mı izleyecektiniz? Ya var ya, yani gerçekten bir akıl daralması var ve ülkemizi her geçen gün bunlar felakete doğru sürüklüyorlar. Artık laiklik anayasamızda sadece yazar halde, çünkü bugün iktidar gerçekten bir tek adam rejimini kurmuş durumda. Erkler birleşmiş durumda. Ama toplum çok hızlı olmasa da sekülerleşiyor. Bakın, laiklik kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Ama toplum sekülerleşiyor. Yani yaşamın referansı her geçen gün din olmaktan uzaklaşıyor. Nereden biliyoruz? İşte toplumun verilerinden biliyoruz. İmam hatiplerin bile deist olduğu yolundaki şikayetlerinden biliyoruz. Onun için bir kere umudunuzu koruyun. Kazanan mutlaka biz olacağız. Biz olacağız derken illa ben olacağım anlamında söylemiyorum. Ama kazanan bizim zihniyetimiz olacak. Bu Atatürk'le İnönü'nün çok uzun etmemek için o anekdotu tamamını anlatmayacağım ama işte Çerkez Ethem kuvvetleri var. Daha düzenli ordu kurulmamış. Çerkez Ethem birliklerini gezerken böyle pür silahlı, kendisinden emin filan, İsmet Paşa diyor ki ya bu tabii aynı zamanda onlar zorbalık da yapıyorlar, hırsızlık da yapıyorlar. Memleket dahilinde kudret kimin elindedir paşam diyor Atatürk'e. Görüyorsun bu pür silahlı mağrur hallerini diyor. Atatürk bir an duraksıyor. İsmet Paşa'ya bakıyor, diyor ki biz kazanacağız çünkü akıl bizdedir diyor. Bu akıl herkeste olan akıl değil. İşte bu akıl çağdaş akıl, eleştirel akıl, bilimsel akıl. Onun için size şöyle söyleyeyim, kazanan hiç şüpheniz olmasın. Zamanı geriye çevirebilmek mümkün değildir. En fazla ne bileyim bir yöne doğru giden trenin içinde geriye doğru koşuyor olmanız sizi, ülkeyi geriye getirebilmeniz imkanını size vermez. Ondan şüphe etmeyin. Kazanan en sonunda biz olacağız. Evet, o dönemde de Atatürk'ün silah arkadaşlarının azımsanmayacak bir bölümü değişime, dönüşüme, çağdaşlaşmaya ne durmuşlardır? Set çekmeye çalışmışlardır. Ama Atatürk başarmıştır bunu. Hatta Şevket Süreyya Aydemir'in bir eseri var biliyorsunuz. Atatürk'ü anlatan tek adam, suyu arayan adam değil, tek adam. Şimdi bugün de tek adam, o gün de tek adam. Ama bugünkü tek adamla o günkü tek adam farklı. O günkü tek adam Atatürk'ün yalnızlığını ifade etmeye çalışan, bu projeyi realize ederken yanında kimsenin olmadığını anlatmaya çalışan bir tek adam. Bugünkü tek adam, orta çağın düzeni, monarşiyi ifade eden tek adam. Bakın ne diyoruz? Aydınlanma gerçekleşiyor, monarşiler yıkılıyor, tek adam yönetimleri yıkılıyor, feodalizm yıkılıyor, teokrasi yıkılıyor. Çünkü o monarşi yetkiyi nereden alıyor? Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olmaktan alıyor. Olunca da sorgulanamıyor. Halka yalan bombardımanı yapmak istiyorlar. Yani sanal bir dünya yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin başarılı olduğunu, Avrupa tarafından kıskanıldığını anlatmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Bugün Türkiye'de orta çağın yönetim biçimi bir şekilde realize edilmiş vaziyette.
Bunun için Türkiye her geçen gün felakete doğru sürükleniyor. Ama demin söylediğimi yine tekrar etmek istiyorum. Başarılı olmalarına imkan ve ihtimal yok. Ama bize acı çektirebilirler. Kaynaklarımızı boşa tükettirebilirler. Ama sonunda gideceklerdir. Bundan asla şüphe etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı televizyon konuşmasında şöyle söyledi. Bu ülkeyi size kim teslim eder dedi. Bu ne manaya geliyor? Şimdi bu tek adam yönetimlerinin standart reflekslerindendir. Bunu söylemesinin pratikte bir değeri yoktur. Öyle de bu olsa böyle de olsa Türkiye'nin demokratikleşme yönünde bir birikimi vardır. Halkın iradesi bu iktidarın gönderilmesi yönünde tecelli ettiğinde bu iktidarın bugün için seçim kazanma şansı yoktur. Ama acılı ama acısız bu iktidar halkın iradesi bu yönde tecelli ettiğinde gidecektir. Bundan asla şüpheniz olmasın. Bu Montoro ile ilgili sizinle ilgili bir dava açtılar. Bu konuyla ilgili Montoro ile ilgili görüşleriniz nedir? Biliyorsunuz bir Lozan Barış Anlaşması var. Bir de Lozan Boğazlar Sözleşmesi var. O günkü şartlarda Boğazlar Sözleşmesi bizim istediğimiz gibi olmadı. O günkü imkanlarda geri adım atılmayacak kırmızı çizgiler vardı. Bağımsızlık, kapitülasyonlar gibi, egemenlik gibi. Lozan'da Boğazlar Sözleşmesi'nde istediğimiz olmadı. Cumhuriyeti kuranlar, Atatürk, konjonktürü iyi kovaladılar. Özellikle de bir savaşa doğru evrilirken dünya, Hitler'in revizyonist politikalarını göstererek yeni bir anlaşma yapmak istediler, sözleşme yapmak istediler. Tabii ki o günkü şartlarda Atatürk Cumhuriyeti'nin Avrupa'daki, dünyadaki saygınlığı nedeniyle biz Lozan'ın Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirdik yerine Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni yaptık. Türkiye'nin egemenliğiyle, güvenliğiyle ilgili bütün sınırlandırmalar kalktı. Ve aynı zamanda dünya denizlerinde bir tek Karadeniz, bir de Türk Boğazları ayrıcalıklı deniz, Montreux Karadeniz'i ve Türk Boğazları'nı ayrıcalıklı deniz haline getirdi ve tamamen Türkiye'nin egemenliğine bıraktı. Halbuki Lozan'da böyle değildi. Lozan'da Boğazlar Komisyonu vardı. Ne demek bu? Montreux Lozan'ın mütemmim yüzüdür, tamamlayıcı parçasıdır. Montreux düşmanlık, Lozan'a düşmanlık, Türkiye'nin tapusuna düşmanlıktır. Ben ve benim gibileri üzerinden toplumu sindirmeye, susturmaya, edilgen hale getirmeye çalışıyorsun. Biz susmayız ki. Yani biz onların dedelerini bilmiyoruz ama benim dedem kuvvacı. Belki de benim dedeme karşı onlar savaşıyordu, bilmiyorum ben yani. Biz korkmayız. Gerekirse bu vatan için can vermesini de biliriz. Bugün Türkiye'de bu konuk hakkında konuşma yetkisine sahip, birikimine sahip, bilgisine sahip iki grup var. Bir denizci askerler, iki diplomatlar. Denizci askerler diplomatlardan da öteye. Niçin? Şimdi siz de alıp elinize Montreux'ü ders çalışır gibi çalışabilirsiniz. Ama biz sahadan geliyoruz, uygulamalardan geliyoruz. Yani hem deneyim, tecrübe, birikim, bilgi, akademik referanslar hepsi var bizde. Bir de ben konuşmayacağım da kim konuşacak? Yani ben bilgimi, birikimimi kendimle birlikte mezara mı götüreceğim? İçinden çıktığım, ben öyle onlar gibi cemaat okullarında okumadım. Ondan sonra kurslara murslara gitmedim. Ben çocukluğumdan itibaren devletin parasız okullarında, yatılı okullarında okudum. Bunun bir karşılığı da olmalı. Ben şimdi bu karşılığını ödemeye çalışıyorum. Ama istiyorlar ki kardeşim bu ülke için ne gerekiyorsa biz karar verebiliriz. Siz buna karışamazsınız. Bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer
Türkiye'de demokrasi varsa, değil mi, herkes bilgisi, birikimi oranında bu işe katkı sağlar. Örneğin ziraat mühendisleri çıksa deseydi ki bu iktidar Türkiye tarımını bitirdi. Eğer bu konuda bu gidişat devam ederse Türkiye 2040'da aç kalır dese, bu darbecilik mi olacak? Yunanistan'ın, Amerika'nın desteğinde adaları silahlandırdığı, Türkiye'ye karşı ne bileyim yeni bir küçük Asya macera, bunların hiçbirisi doğru değil, palavra biliyor musunuz? Hiçbirisi doğru değil, palavra. Niçin yapıyorlar bunu? Tehdit algısı yaratabilir. Emperyalizme karşı mücadele ediyor izlenimi verebilmek. Bir de şöyle diyorlar, kardeşim Erdoğan oyun bozan, bölgede oyun kuran, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Orta Doğu'da dengeleri bozan siyasetinden Amerika memnun değil, bunun için kuşatıyor. Yalan, biliyor musunuz? Bir de hangi emperyalizm? Sen Büyük Orta Doğu Projesi'ne eş başkanlık yapacaksın, emperyalizme başkaldırıyorsun. Ya adama gülerler ya. Bir de şöyle söyleyeyim, Amerika, Yunanistan'da üstler. Size şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki üsler, Yunanistan'daki üslerden çok daha fazla. En büyük üs hava üssü bizde. Ve bizde nükleer silah var. Ya bu var, ne biliyorsunuz? Siyasi iki yüz. Yani sen Yunanistan'daki üsleri bizi kuşatılıyor diye şikayet edeceksin. E sende daha fazlası var. Madde. Ya iki yüzlülük. Peki Amerika ne yapmaya çalışıyor? Amerika ileride Rusya. Türkiye ile alakası yok. Bakın Türkiye'de uzaktan yakında değişiyor. Bir de Türkiye Amerika için vazgeçilmez. Niçin vazgeçilmez? Öyle bir coğrafyada oturuyoruz ki, öyle bir jeopolitik değeri var ki, jeopolitik iyice yabancı bir terim. Bunun daha Türkçesini söyleyeyim. Emlak değeri fazla, emlak. Arsa değeri fazla. Antalya'da en pahalı evler nerede oluyor? Tarsma falan mı? Neresi? Konya. Türkiye Konya altında. Ve Amerika'nın işte müstakbelde, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir de Türk-Yunan Savaşı ne demek biliyor musun? Daha NATO'yu yeni kurtarmışken NATO'nun parçalanması demek, bölünmesi demek, bitmesi demek. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ne yapmaya çalışıyor? Bakın Dede Ağaç. Ali Tosuz. Dede Ağaç. Şimdi bak, burası terminal noktası. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor, yabancıları kullanmamak için zorluyorum kendimi. Getiriyor birliklerini, deniz aşırı, Dede Ağaç'a yığıyor. Dede Ağaç'tan kuzeye, Bulgaristan, Romanya, hem Karadeniz'in kuzeyini destekliyor, hem Orta Avrupa'yı destekliyor, hem de şu anda Ukrayna Savaşı'nda. Ukrayna Savaşı'nda silahlar bir Dede Ağaç'tan geliyor, iki yukarıda Polonya'dan geliyor, kuzeyden. Ya onun derdi o. Peki, ne bileyim şöyle aklınıza gelebilir. Niçin Boğaz Derhancası Köstence Limanı'nı yapmıyor? Montreux kısıtı var. Montreux kısıtı ne demek biliyor musunuz? Oraya sen gemilerini sokacaksın ama yanında refakatla formada hak gemileri götürmen lazım. E giremiyor ki içeri. Orada ne var? Rusya ağırlıkta denizaltı tehdidi var. Tehdidin olmadığı, kolayca koruma gönderebileceği Kuzey Ege'ye gönderiyor. Oradan Dede Ağaç'tan yüklüğü yukarı çıkıyor. Ya bırakın alayım. Allah var ya. Bir de şöyle. İnsansın, hatırlıyor musun? Bir tatbikat vardı. Defender Europe 2021. 2021. Bu tatbikatta 145 tane helikopter Dede Ağaç'a geldi. Kıyameti koparıyorlar. İşte şeyler, helikopterler buraya geldi. Tanklar geldi. Ya ne alakası var? O tatbikata Türkiye de dahil. Türkiye'den orada gözlem subaylar var ya. Peki bunu niçin yapıyorlar? Tehdit algısı oluşsun diye. Peki siz Erdoğan'ın, Hulusi Akar'ın ağzından Amerika Birleşik Devletleri bizi kuşatıyor, işgal hazır diye duydunuz mu? Kimler, kimlerden duyuyorsunuz? Kalemşörlerinden.
tehdit dalgası. Çünkü tehdit dalgası Kemalist, ulusalcı, milliyetçi çevrelerde. Çünkü böyle tehdit dalgası olunca ister istemez istikrara ve iktidara yönelik olur. Bir kere bu operasyonlara geldi. Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bir de hangi emperyal? Emperyalizmin işbirlikçisi ya. Emperyal iki yüzlülük bir de ya. Sen bu kadar üst varken hani bu şeye benziyor. Yalakalık yapıyorsun. Orada bir su kurmuyor, bize kur. Ya elif çıkarın eleştisi orada kuruyor. Tek bir emeği var Rusya. Şimdi yerinin adalar konusu. Türkiye ile Yunanistan arasında bir sürü sorun var. Sorunlardan bir tanesi de anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalar sorunudur. Geçmişte bu da bu kadar önemli değildi kraya parçaları. Ama dünyanın karasal kaynakları bitme noktasına gelince, kaynakların çoğu denizden doğunca, denizler petrol, doğalgaz, protein, bak proteine ihtiyacımız var. Biz insanlarımızı proteinle beslememiz lazım. Kafa çalışması için. Yama fakirlik var. Görüyorum ben gençler üniversite kapısında simit, bir de yağsız peynir yiyorlar, çay. Var ya kafa çalışması. Bakın kafa çalışması. O çocukların doğurdukları çocuklarda da bir şey oldu. Biz protein tüketmemiz lazım. Balık tüketti, fosfor tüketti. İyi bir yaşam sürmemiş. Hatta şerefsizce bir yaşam sürdürmüş insanların bile yaşamlarının terminal noktasında kahramanlar görmeye hakkı var. Onun için bu hakkı oradan içimize gelenlere de bunu tanımak lazım. Hatta Atatürk'te yapıyor biliyor musunuz? Yani Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz peyderpey katılımı oluyor. Yani insanlar kolay kolay İstanbul'dan kopmuyorlar. Hatta ben Alemdar gemisini yapmıştım. Alemdar müzik gemisini yapmıştım birebir. Yani oradaki tarihi de çok yakından biliyorum. Benim aynı zamanda dedem ve dedem kahramanların içinde. Şimdi Alemdar gemisini İstanbul'dan, İstinye'den kaçıracaklar Trabzon'a. Çünkü Anadolu'nun buna ihtiyacı var. Özellikle kuzeyden güneye biliyorsunuz cephane, mühimmat intikali söz konusu. Bir de Karadeniz'deki Rum ve Ermeni çetelerine karşı da bir mücadele söz konusu. E şimdi biliyorlar Alemdar gemisinin kaptanı var. Diyorlar ki kaptan. Yıl 1921. Diyorlar ki Anadolu'da Sarıpaşa var. Ondan sonra böyle bir mücadele sürüyor. Gemiye ihtiyaç var. Kaçıracağız. Şimdi bak kendinizi burayı yerine koyun. Şimdi bu Osman Kaptan Üsküdar'da evi var. Evlenmiş. Çocuğu var. İstanbul işgal edilmiş olsa bile maaşı geliyor. Parası var. Eve gidip geliyor. Gel misin? Açar mısın? Bak. Kaç kişiler burada? Buradan kaç kişi? Ya bak iki kişi, iki kişi. Böyle bir bak. Bir de size şöyle söyleyeyim. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu işler böyle atıp tutmaya da benzemez. Kahramanlıklar da hiç ummadığınız kahraman çıkabilir. En umduğunuz böyle babayağı filan korkak olabilir.